Evet bayanlar, şimdi size fırına gerek kalmadan tencerede yapmış olduğunuz kek harcını fincanların yarısına gelecek kadar koyup tencerenin yarısına da sıcak su ilave ettikten sonra kapağın iç kısmını bir havlu koyup kapatabileceğiniz 12 dakikada pişirmeye hazır bir kek tarifi vereceğim şimdi. Şimdi malzemelerimi sayıyorum bayanlar. 2 çay bardağı un, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı kakao. Kakaoyu arzu ederseniz çoğaltıp ya da azaltabilirsiniz. Benim çay bardaklarım biraz büyük olduğu için ben şekeri 1 çay bardağı kullandım ama bardağınızın ölçüsü biraz küçükse eğer şekeri 1,5 çay bardağına çıkartabilirsiniz. Şöyle şekerimi koyuyorum ilk önce. Ardından yumurtamı ilave edeceğim ve ikisini güzel bir şekilde çırpacağım. Şekerimi ve yumurtamı ilave ettim. Çırpmaya başladım. Çırpma işlemi bittikten sonra ardından ılık sütle sıvı yağı ilave edeceğim. Oğlum geldi bu arada. Kapıyı açayım ben. Hemen sıvı yağımı ve ılık sütümü ilave ediyorum. Neyse ses çıkarmadı. Ben devam edeyim. Şekerimi, sıvı yağı, yumurtayı ve şekeri karıştırdım. Ardından kakaoyu, kabartma tozunu ve vanilyayı malzemelerimi karıştırıp çırptım. Arkasından unumu ilave edeceğim. Aferin kızıma. Okumaya yeni geçtikleri için kızım da harfleri heceleyerek okumaya çalışıyor. Hemen bir kelime kullandığım zaman hemen arkasından tek tek harfleri söyleyip birleştiriyor. Şimdi ben bu malzemelerimi çırpıyorum hemen. Kısır. Aferin kızıma. Fincanları yağlamadan önce hangi tencerede pişirmek isterseniz eğer kaç fincan alacağına dair daha önceden böyle benim gibi koyup sayısını belirleyip ona göre fincanlarınızı yağlayabilirsiniz. Fincanlarımın hepsini yağladım. Şimdi kek karışımımı içerisine dökeceğim. Şöyle fincanlarımı doldurdum. Tenceremi yerleştiriyorum. Şöyle fincanlarımın yarısına gelecek kadar ılık su ilave ettim. Şimdi tenceremin altını açıyorum. Kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika sonra altını tekrardan kısacağım. Kaynadığını anladıktan sonra. Üzerine bir havlu kapatıp kapağımı kapatacağım ki yapmış olduğu buhar tekrardan pişen fincanların üzerine damlamasın. Keki mahvetmesin diye açıkçası. Çünkü havluyu koyduğum zaman o buharı çekecek ve kekler de güzel bir şekilde kabarmış olacak. Evet bayanlar, keklerim pişti. Hatta o kadar güzel kabarmış ki şu birkaç tanesi haddinden fazla kabardığı için havluma yapışmış üst tarafları. Çünkü çok güzel kabarmışlar. Puf puf yumuşacık görünüyorlar. Aynen yumuşacık. Ve 10 dakikada en fazla 12 dakikada fırına gerek kalmadan pişirebileceğiniz bir kek olmuş.
Evet, bir de şöyle sunum olarak göstermek istedim size bayanlar. Şöyle hatta fincanlarımın üzerinde taşmış keklerim. Şöyle bir de tabaklarıyla servis etmek istedim. Bir de böyle görmenizi istedim. Nasıl görünüyor sizce bilemiyorum ama ben çok beğendim. Görüntü olarak çok hoşuma gitti. Zaten puf tamam oğlum, hadi yiyelim biz hemen. Böyle çocuklar okuldan gelmeden önce küçük bir rafım var. Daha önce de çekmiştin zaten bayanlar, biliyorsunuzdur. Şimdi bunları boşaltacağım. Onlar okuldan gelmeden önce hemen bunları temizleyeceğim. Hep sudan geçireceğim. Ellerimle yapacağım. Makineye atmayı düşünmüyorum. Böyle pratik bir şekilde hemen sabunlayacağım. Durulayıp böyle küçük havlumla kuruladıktan sonra tekrar yerlerine yerleştireceğim. Tabii düzenli bir şekilde. Şu an karışık olduğuna bakmayın. Bu da benim ilk göz ağrımın şöyle resmi. Dün onun doğum günüydü. 7 yaşına girdi. Artık 6 yaşından kurtuldum diyeyim anne diye akşama kadar sevinç içerisindeydi. Dün pastasını kestik. Güzel bir doğum günü kutladık ailece kendi aramızda. Hem o çok mutlu oldu. Hem de biz çok mutlu olduk. Şimdi ben işlerimi halledeyim çocuklar gelmeden. Bana kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Böyle bunlar da fincandan çıkardıktan sonraki halleri. Hemen onu da sizinle paylaşmak istedim. Şöyle bu büyük olanlar bir tık büyük olan fincanlarda pişen kekler. Şöyle ebatları farklı farklı. Bu bir küçük fincanda, şurada en küçük olan fincanda pişen kek. Şöyle zaten ebatları farklı farklı. Şöyle puf puf yumuşacık. 10 dakikada yemeğe hazır bir kek tarifi. Ben kalanları da çıkarıp şimdi servis tabağıma alacağım. Kek piştikten sonra bir 10 dakika ilk sıcaklığı gittikten sonra çıkması daha kolay oluyor. Size küçük bir püf noktası vereyim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.